Evet sevgili seyirciler, şimdi konuğumuz plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Bülent Ceyhan Tümür. Bülent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben artık estetik cerrahi uzmanıyım. Kendimi öyle tarif ediyorum. Çünkü plastik cerrahiden sonra bizim orijinimiz oradan geliyor. Plastik cerrahi ve el cerrahisi yapıyoruz. El cerrahisi yaparken o zaman yeni başladığımızda ben de hep merak ederdim. Niye bunu yapıyoruz diye. Fakat el melekelerimizin gelişmesini sağlıyor değil mi hocam? Tabii ben onu hep söylüyorum Bülent. Yani iyi bir estetik cerrah olmak için iyi bir plastik cerrah olmak, o tecrübeyi, deneyimi yaşamak lazım. Altyapınız iyi olmazsa zaten bir şekilde o üste koyduğunuz estetik cerrahide bir takım sıkıntılar olabiliyor. Evet, mesela estetik cerrahide hastalar hep iz olmaz diye düşünüyorlar. Gerçekten de bizim yaptığımız ameliyatlarda daha az iz kalıyor. İki tane nedeni var. Birincisi biz nereyi keseceğimizi biliyoruz. İkincisi de nasıl iz kalmaması için mesela dikiş atarken dokuları öyle tutuyoruz ki. Yani tutuyormuş gibi yapıyoruz ama tutmuyoruz hani. Ameliyatlarda ben çok dikkat ederim. Eğer dikkat ederek özenle yapmışsanız o zaman neredeyse hiç morarma şişme olmuyor. Mesela insanın ikili elinin olmasında da mesela ben o şeyi görüyorum. Mesela genellikle insan bir elini kullanır cerrahlar. Ben sağ elliyim. Liposakşın yaparken de mesela iki elimiz var. Biriyle yapıyorum. Diğer elimle de dokulara, doku çünkü öyle bir şey. Hareket yani, ediyor. Hayır, şunu veriyorsun. Dokuya yani. Saygı. Dokuya saygı. Hasta anestezi çok altında. Önemli. Hasta anestezi altında olsa bile dokuya şunu hissettiriyorum. Hissettiriyoruz ama. Yani ben senin üzerinde bir travma meydana getiriyorum ama bu senin iyiliğin için bir şey. Çünkü vücut mesela bir olay esnasında korku ve panik oluyor ya, reaksiyon oluyor. Kasılıyor değil mi? Kasılıyor evet. O şundan oluyor. Vücudunuza bir travma geldiği zaman vücut kendini korumak için panik oluyor ve oraya koruyucu hücreleri gönderiyor. O şişme ve ödem ve morarma o demek. Biz ameliyat yaparken onun güvenli bir olay olduğunu, vücudun iyiliği için bir şey oldu. Yani senin iyiliği için yapıyorum, kötü bir şey değil, sakin ol, morarma, şişme, hız hıza iyileşti. O mesajı verdiğiniz zaman çok önemli bir şey. Hocam daha iyi bilir. Mesela ben estetik cerrahideki en önemli olduğunu düşündüğüm gözlemim iz. Hangi hastada kalır hocam? Şimdi şu olur mu, bu olur mu, bir hasta ne kadar pimpirikleniyorsa o riskler, o problemler her hastaya söylerim. Şimdi, gelip size benim hiçbir şey yaptırmamam lazım. Ama kesinlikle hani onu enerji olarak açıklarsınız, öyle dersiniz, böyle dersiniz. O bir deneyim yani. Kafasına takanda mutlaka. Kafasına takanda o başına geliyor. Hani bir şey 40 kere söylersen başına gelir diye atasözü vardır evet, ya. Hayatta söylüyorlar ya enerji kötülükleri çağırma diye. Ama bizdeki kesinlikle bilimsel, mesela araştırması yapılmış mı yapılmamış mı bilmiyorum ama ben hastalara söylüyorum lütfen, zaten eğer öyle bir şey içerisinde var, ameliyat günü özellikle geldiğinde hastanın içerisinde şüphe varsa kötü olacağına veya başıma bir şey geldiğinde ben mesela o gün kesinlikle iptal ederim. O gün onu ameliyat etmem. Git yeniden düşün, karar verirsen. Böyle hazır. Son gece telefonlar alıyor musunuz? Ben galiba yapamayacağım diye. Son gece değil de son sabah yani oluyor sabah. Mu? Hayır, gelen her hasta rutin ameliyattan vazgeçer. Ha öyle mi? Evet. Klasik, o bir klasik. Şimdi şöyle estetik ameliyatta hasta da değil yani sağlıklı tabii. İnsanlar bir değişim için geliyorlar ama ameliyat oluyorsun. Bir ameliyat korkusu var ama şu da çok önemli. Şimdi hasta geldiğinizde sabah ameliyat öncesinde vizit yapıyorsunuz, odasına giriyorsunuz. Hastanın enerjisi yüksekse, motivasyonu yüksekse siz de o motivasyonla giriyorsunuz ameliyata. Yani o iki taraflı evet. Enerji gerçekten çok önemli. Eğer hasta düşükse, motivasyonu düşükse onu bir şekilde yükseltmek gerekiyor. Ne ameliyatı yaparsanız yapın. Sonrasında eğer hastalar yaptığınız, verdiğiniz uygulamaları takip etmezlerse, kurallara uymazlarsa iyi sonuç alamazsınız. O nedenle kesinlikle kurallara uymaları gerekiyor. Bu da doktor-hasta ilişkisiyle ilgili. Estetik cerrahide hastalar doktor muayenesine niye gider? Şuna bakıyoruz. Bu ameliyatı ne kadar istiyor, ne zamandan beri istiyor, hangi sebeple istiyor? Kim istiyor? Kendisi mi istiyor, eşi mi istiyor, birisi mi demiş? 2-3 durum yaşadım hayatta. Hep bana şunu diyorlar. Ya inanamıyorum, bir tek sizde oldu. Hep bana bu cevabı veriyorlar. Allah Allah. İşte 100 ameliyat yaptım. 100... Anlattık ya. Tamam işte onu diyorum ya. Olmayacak. Kötü şeyler senin başına geldi. Değilim mesela. Gayet mutlu giriyorum bir şeye. En basitinden ne olduğunu bile bilmiyorum. Hiçbir şey olmayabilir. Hay Allah nasıl böyle oldu ki anlayamadım. Bir tek sende oldu. Hep bu cevabı veriyorlar bana. O zaman zaten doktorlara gidince diyorum ki... Bakın diyorum, bir tek bende oluyormuş. Ben söyleyeyim de baştan diyorum. Hasta hekim elektriği çok önemli. O güveni sağlıyorsanız zaten her şey yolunda gidiyor. Prensip olarak da zaten biz hekimlik yapıyoruz. Yani hastanın bir sürü işte dokuya saygıdan bahsettik.
cerrahi süreçlerin getireceği sonrasında takipleri, yaşanabilecek problemler. Bunlar zaten hastayla detaylı konuştuğunuz zaman bir sıkıntı yaşamadan süreç devam ediyor. Detaylı bilgilendirirseniz. Bizim yaptığımız iş o kadar önemli bir iş ki ve o kadar zor bir iş ki. Cerrahiyle, yani dünyadaki en zor sanat, kesinlikle öyle. Cerrahiyle insan hayatına dokunmaya çalışıyorsunuz. İnsan hayatına mesela, ben hep şöyle bakarım. Hasta kontrole geldiği zaman eğer değişmişse, yani hayatına yansımışsa giyinişi, saçı, başı, ondan eğer öyleyse ben görüyorum ve kendimi hissediyorum. Ben bunun hayatında olumlu bir şey meydana getirmişim, hayatına dokunmuşum. Öyle bir iş. Yoksa burnun biraz aşağıda olmuş, biraz yukarıda olmuş, kulağın kepçe olmuş. Bunlar insan iyileştirebilecek şeyle değil ve fark etmiyor. Mesela kulak estetiğiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Ben kulakla ilgili çok çalışmıştım. Kulak estetiği yapmak isteyenler ya çok güzel kızlar veya çok yakışıklı erkekler. Ama çok yakışıklı. Çünkü tek eksiğin o mu olduğunu düşünüyorlar? Hayır. Kendindeki eksikliğin o olduğunu düşünüyor. Bizim yapmaya çalıştığımız şey, hasta geldiği zaman bunu fark edip onu o şekilde ikna etmek. Tabii o sınırı koymak lazım. Onlar çünkü bizim neden yaptığımız oluyor? İş bir çamurdan heykel yapmak gibi bir şey değil. Dokuyla uğraşıyoruz. Hastanın beklentileri çok önemli. Ne istiyor? Ruh durumu çok önemli psikolojisi. Ona göre bir yola çıkıyoruz. Her hastayı ameliyat edeceğiz diye bir kural yok. Bu sefer mutsuz oluyor. Bir de bizim hasta memnuniyetinin iki bacağı var. Bülent biliyorsun yani bir hekim memnuniyeti, bir hasta memnuniyeti. Hekim yaptığı işten hastasının mutlu olmasını istiyor. Hasta da mutlu olmak istiyor. İki tarafta mutlu olduğu zaman zaten biraz önce bahsettiğin gibi o güzel sonuçlara ulaşıyoruz. Hocam sekonder burun, yani ikinci il burun ameliyatlarında uzman. O konuyu bana sorabilirsiniz. Ben o konuya artık hakimim. Hayır, değişik yani... bir noktaya değineceğim. Mesela o konularda uzman. Sana gelen hastalardan, yani ikinciye gelmiş hastalardan ilk ameliyatında nasıl karar vermiş, onları analiz ettin mi hiç? Bu kadar derin düşünerek analiz etmemiş. Yani araştırmadan, etmeden, dikkat gitmiş, etmeden. Gitmiş ameliyat yaptıracağım demiş, doktor da hadi demiş, yapmış. Geçmiş. Evet, sonrasında başına bunlar gelince, değil mi hocam? Evet. İkinciye geldiği için daha zor. Bütün detayları öğreniyoruz. Daha önceki ameliyatları, gerekirse filmler ve ben bu hastalara özellikle şey diyorum. Yani çok detaylı konuşuyoruz. Bütün ameliyatlarda, muayenelerde bir kafanızda filtre edin. Eve gidin bir düşünün. Hemen karar vermeyin. Karar vermek zorunda değilsiniz. Hatta gidip bir iki fikir daha alın. Çünkü hasta bir anda panikle sizin yönlendirmenizle de ameliyata girerse mutlu olamayabiliyor. Çok detay konuşuluyor. Zaten ilk başta kötü bir tecrübe yaşamış. Çok detay da kötü bir şey değil mi? Detay da kötü ama biraz önce dediğimiz gibi hasta ve hekim beraber bu yolda gittiği zaman zaten güzel sonuç alıyoruz. Dünya standartlarına baktığın zaman Türkiye'de plastik cerrahinin seviyesi çok yüksek. Toplantılar, kitaplar, bilimsel makaleler, çok güzel sonuçlar. Konferanslarda hep en önde Türk hocaları var. Tabii kesinlikle, yani dünya ile karşılaştırdığımız zaman biz çok daha iyi seviyedeyiz Türkiye plastik cerrahisi. Ve yavaş yavaş da o branşlaşma esasında hastalar için de güzel bir şey. Aynı yerde ekip halinde çalışan arkadaşların ilgisi olan bir konuyla diğerinin uğraşması, ona yönlendirmesi ya da diğerine giden bir hasta kendi ilgi alanına girmiyorsa diğer hekime göndermesi hasta için de güzel bir şey. Hekim için, yani sonuçta sürekli yaptığınız bir ameliyatta başarınız daha yüksek oluyordur. Peki hocam, bilmeyenler için total vücut şekillendirme tam olarak nedir ve nasıl yapılıyor? Olmaması gereken yerlerde yağ birikiyor, olması gereken yerlerde yağ eriyor. Mesela popo her insanda İlk yaşlandıkça yer, evet, veya zayıflayıp çoğaldıkça yağ azalır veya artar. Bel yanlarında ve basen dediğimiz yerlerde de fazla yağlar birikir. Şimdi eskiden liposuction aynı şey, yani yağ almaya liposuction deniyor. Eskiden onlar alınırdı, o yağlar. Zaten vücut zamanla yaşla birlikte hacim kaybediyor. Bir de biz liposuction'la bunları alınca iyice hacim kaybedip deriler sarkık hale geliyordu. Şimdi onları alıp dışarı atmıyoruz. Onları alıp vücudun ihtiyaç olan yerlerinde enjekte ediyoruz. Böylelikle kıvrımları oluşturuyoruz. Bu acılı arada, değil mi? Efendim? Acılı değil mi bu? Yani neredeyse çok az ağrılı bir şey. Böyle söyleyeyim Allah yani. Allah, tahmin edecek böyle kadar. Anlatınca inanılmaz bir şey gibi geliyor. Yani liposuction'u ya, çok aşırı ağrılı bir ameliyat değil ameliyat sonrasında yapılan. Çok fazla el de önemli. Hastaların yorumu da o zaten. Çok fazla hırpalamamışsanız. Evet. Yani bir gün sonra bilemediğiniz en fazla iki gün sonra hasta normal ayağa kalkıp. O kadar. O kadar, belki üç gün en fazla. Tabii. Böyle bir şey de eskiden normal. Eskiden o liposuction'da yağlar alınırdı. Çok kullanılmaz.
fazla. Şimdi birçok yere, yüze, memeye, vücudun farklı yerlerine, popo bölgesine. Şu beldekini alıyorsunuz mesela, popoya itiyorsunuz. Veriyoruz, evet. Buradan almıyorsun da ve buraya girip buradan oraya doğru indiriyor musunuz? Yok. Yağı dışarı çıkarmadan, hastanın bedeninden ayırmadan. Aynı şuna benziyor. Yağ transferi şuna benziyor. Balığı alıyorsun. Tutuyorsun balığı. Biraz burada bekletiyorsun sonra. Olmaz. Sonra diyorsun yok ki buna yazık, ben bunu geri atayım. Canlansın. Canlanmıyor. Evet. Yağ transferi de öyle bir şey. Mesela sosyal medyaya girin, hastaların çoğu söylüyor. Yağ transferi, yağlar yaşamıyor. Yaptırmış, yaşamamış. Tutmamış yani. Yağlar donuyor çünkü, değil mi? Ay, donmak nasıl yaptığınız değil de yani, lafın yani gelişi. Balık aldım, tuttum dışarıda, geri koydum. Zeytinyağı donuyor biraz. Şimdi ben hayır. Ben şimdi donmak derken, şöyle ben şimdi bu konuyu hiç bilmiyorum ya. Olaya evet. Çok düz bakabiliyorum. Söylediklerim size mantıksız gelebilir ama yıllar sonra tanem söylemişti dersiniz. Dersiniz evet. Ama bulursak ya, da senin adını vereceğiz. Ya şöyle bir organ. Tanem sakışını koydum. Ya şöyle bir organ. Vücudumuzdaki en değerli kök hücre kaynağı. Şu anda her yerde kullanılıyor. Yani ilaç gibi. Doğru hazırlamasını bildiğiniz zaman, doğru yere doğru şekilde enjekte ettiğiniz zaman, şimdi biz saçtan tırnağa kadar her yerde kullanıyoruz. Ve gerçekten hastanın ağrısını 1/4 oranında azaltıyor. Ağrısını, iyileşmeyi 1/4, yani 4 katı azaltıyor. O nedenle kullanmasını bilmek gerekiyor. Peki birinin yağı başkasına verilebiliyor mu? Olmuyor. Onu da denedik. Olabiliyor. Hocam beni lütfen görmeyin. Dolgu gibi. Ben bir profesörüm. Hocam dolgu gibi, yani suni dolgu gibi, acaba işe yarar mı diye oluyor ama kalan oran çok az olduğu için bir işe yarar. Yaptığınıza peki, değil mi? Böyle diyelim aldınız yağları, kalçada en çok dediğiniz ihtiyaç olan yer orası. Kalçaya konulan yağ artık kalıyor mu ömür boyu, yoksa o da zamanla eriyor mu? Şimdi şöyle, baştan biz zaten bir kısmını gideceğini biliyoruz. Hedef 50'sini, %50'sini tutması, o kısmı kalıyor zaten. Ha, tamam. Yeterli. Türkiye'de şöyle bir şey var. Gelen herkes, işte mesela ben popo ameliyat olmaya, aman hocam sakın Kim Kardashian gibi olmayayım. Hı. Zaten o olmuyor. Nasıl Kim Kardashian nasıl öyle oluyor? 25 sefer yaparsan sen ha, olursun, öyle oluyor. Tabii her yaptığında biraz yağ kalıyor. Mesela bir büyük büyütme ameliyatı, bir hacmi var zaten. Diyelim mesela hasta kendisi, diyelim sizin söylediğiniz gibi. Yani onların genetik bir olay şişman değil. Şişman bir yani. Akrabasını getirmiş, 10 litre yağ alabilirsiniz. Onu alıp ona şişirme olmuyor, şişmiyor. O nedenle de yapıyorsunuz yani, balon gibi biraz şişiriyorsun, sonra biraz daha şişiriyorsun, biraz daha şişiriyorsun. İstediği kadar büyüyebilir. Yani beli şu kadar kalıyor, popo güzel gelmiyor. Normal gibi geliyor. İşte o sınırı belirlemek lazım. Nerede duracaksın, nerede gideceksin. Ama yağ gerçekten vücutta çok kullanılıyor. Mesela spor yaralanmalarında, diz ekleminde, diz problemlerinde bile o yağdan kullanılıp içindeki kök hücreler kullanılıyor. Cilt üzerine çok etkisi onu var. Evet, yüzde mesela. Tabii, yüzde de çok düşüyor. Kullanılıyor. Yüzde müthiş. Mesela dolgu yapıyorlar ya. Evet. Kızlar. Bana da diyorlar ki sen biraz böyle burayı kaldırman lazım diyorlar. Dolgu hacim vermek için. Hayır, dolgu yerine yağ doldursanız oraya. Hayır, dolgu hacim vermek için. Yağ gençleştirmek için. Çünkü gençleştirici bir etkisi var. Yani ikisi birbirine benziyor ama aynı amaçlarla yani kullanılıyor. Yani yüze yağ enjekte ediyor musunuz? Biz bir merhem gibi düşünüyoruz ve etkisi öyle oluyor. İnsanların görmek istediği şey tazelik. Evet. Tazelik. Yaşının kaç olduğu önemli değil. Yani yaş insanı değerlendirir. Canlılık istiyor. Tabii canlılık. Işık. 50 yaşında birisi böyle canlı görünüyorsa canlı. Yaşı 50 yaşında olması önemli değil. Yeter ki canlı olsun. Balıkta olduğu gibi mesela balığı alırken soruyor musunuz? Bu kaç yaşında yaşlı balık, ben bunu yemem olur mu? Taze mi diye, denizden ne zaman çıkmış? İnsanda da aynı şey. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Bedende de aynı, yüzde de aynı. Yani göğsünde de aynı. Mesela meme ameliyatlarında kadınların aradığı şey dirilik. İrilik değil. Doktorların yaptığı şey irilik. Mesela bakıyor memesi küçük veya sarkmış, içine bir silikon. Değil mi hocam? Evet. Bir şey büyümüş ama o meme değil yani, öyle bir meme olamaz yani. Estetiği ve şeyi yok, sınırların dışında artık. Nasıl yaptırmış, İşte diyorum, genetik bozukluk gibi istemiş. Şeyler var. Tabii yani o talepler de çok ilginç. Estetik cerrahinin sanat olduğunu şundan dolayı söylüyorum. Göz her şeydir yani. Mesela bir işi bir insan eliyle iyi yaparsa, bu klasik bir söz, ona işçi denir. Eli ve beyniyle yaparsa ustalaşmış, ona usta deniyor. Eli, beyni ve kalbiyle yaparsa ona da sanatçı deniyor. Estetik cerrahi değil mi hocam? Evet. Konsültasyon bizde çok önemli. Ben hastalara söylüyorum, lütfen mesela geldin ya, mesela bugün karar verme. Hele meme büyütme ameliyatında genç kızlar geliyor 18-20 yaşında, ben mutlaka gönderiyorum hani. En az yarısı benim haklı olduğumu, evet benim haklı olduğumu. Ne yaptırıyorsunuz meme büyütmek isteyene? Git. Hani dene mi diyorsunuz? Hayır, başka şeyler söylüyorum. Şunu dene, şöyle yap bir şey. O an ne denk geliyorsa. Yani ikinciye düşündüğünde mutlaka vazgeçecektir. Gerek yok ama ihtiyacı olanlarda zaten orada işte doktorluk ona deniyor. İhtiyacı varsa zaten o anda yapılıyor. Demin dediğim gibi birisi vurun ameliyat olmuş, nefes alamıyor. Her hastaya ameliyat etmek zorunda değilsin. Nefes alamıyor. Zaten ameliyat olması lazım. Onun yardıma ihtiyacı var. Ama göğsü biraz var.
mesela internetten bakıyor veya birine soruyor, zannediyor ki hani bir şey var. Yani ben bunu biraz büyüteceğim diyor. Yani biraz büyütünce öyle bir şey yok. Bir kez olunca geri dönüşü yok. Ama bunu yaşayınca öğreniyorlar. İşte bizim görevimiz yaşamadan, o kötü tecrübeyi yaşamadan onun onu görmesini sağlamak. Peki hocam, ben mesela 47 kiloyum. Hep öyleydim yani, 45'tim hatta doğumdan önce. Ve çok yağlı bir yapım yok. Yani yüzümdeki bazen duran yorgunluk, makyajsızken, işte bahsettiğiniz gibi vücutta önce giden yerler bende gitti bile. Peki benim gibi vücudumda çok yağ olmayanlara ne dolgularla yapıyorsunuz? Dolgularla tedavi ediyoruz o zaman. Vücut dolguları da var. Dolgu da hiç. Evet. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, yani zayıf olmak her zaman daha şanslıdır. Öyle mi? Ama evet. Bir yerde hani yaşım gelince bir yere belki hocam şuradan alıp biraz şuraya mı koysak ne diyemeyeceğim. Tamam, oradan almayız da buradan, yandan alırız hemen. Yandan hazırları var, hazırı var. Dolgu ama işte evet. Ben dolgu bilemedim. Çok güvenli dolgular var artık vücut için. Tabii yani o iki alternatif, bazı hastalar dolgu hiç istemiyorlar. Kendi dokularından olsun istiyorlar. İkisinin de birbirine avantajları var. Kilo mesela alıp geleyim. Çok... O çok yapan var. Ha öyle mesela, mi? Evet. Mesela Kim Kardashian görüntüsüne nasıl... Önce yiyor, alıyor, sonra popoya veriyor. Nasıl yapıyorlar mesela? Amerika'da çok popüler. Bir de ülkenin ülkeye estetik şeyleri, akımları değişiyor. Amerika'da şöyle, mesela geliyor, yaptırıyor BBL diye, hani popo şekillendirme. Ondan sonra gidiyor, tekrar kilo alıyor. Tekrar geliyor. Ama kalbi yormuyor mu bu? Her şeyi yoruyor ama istiyorlar yani. Böyle bir şey var. Ya da mesela hayatında kilo aldığın bir dönemdeysen, o ara hemen gidip bunu istiyorsan bunu da yaptırabilirsin. Bak, bunlar mantıklı. Bilerek oluyorlar. Estetik cerrahide 3 çeşit hasta var. Bir, ihtiyacı olanlar, yani zorunluluk veya doğuştan anomaliler veya ameliyat olmuş, düzeltilmesi gerekiyor. Başka bir şey yok. Mesela kilo vermiş, zayıflamış, sarkmış veya da doğum yapmış, karnında iz kalmış. Bunlar da zaruri gibi. Şimdi bu yeni dönem fake bedenler. Böyle bir şey var. Yani özellikle kızlarda var. Yani burnu, dudağı, göğsü, hepsi fake olsun istiyor. Yani meme olması gerekenden çok büyük. Dudak da. Dudak çok büyük. Bel çok ince. Popo çok büyük. Ben peki tam bir uzaylı ve şey gibi sorunlarım ve hiçbir şey bilmeyip böyle. Ama çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Rica ellerinize sağlık. Ben teşekkür sağlık. Ederim hocam. Hayırlı en olsun. En çok ağzınıza sağlık. Sağ olsun hocam. Teşekkür ederim. Sağ kendisine olun. Kendisine çok teşekkür ederim. Gerçekten benim bugün buralarda olmamda da kendisine çok emeği var. Estağfurullah. Hocam. Çok yakın hocamız. Hocam. Çok teşekkürler. Rica ederim.